Merhabalar herkese, Beto karşınıza yeni bir video Sizlerle sürekli tam ekran açısım var arkadaki arka planı görün diye Bugün e, konuşacağımız konu CSGO'ya yeni gelen bir güncelleme Biliyorsunuz hoş geldin Dust2 ki! Artık pro maçlarında yeniden yeni Dust2 ki görebileceğiz Aktif görev havuzuna taşındı Ama bunun içinde de bir kötü haber barındırıyor Biliyorsunuz bir map geldiğinde öteki map ne olur? Tabii ki de gider. O giden map'te bizim canımız, bireceğimiz Space Soldiers'ımız. Şöyle logosunu da göstereyim arkada. Space Soldiers'ımızın en iyi olduğu map'lerden bir tanesi olan Kabuston şu anda aktif görev havuzundan çıkarıldı. Şimdi öncelikle bu ne demek ona bakalım. Biliyorsunuz ki aktif görev havuzundan çıkarılan map'ler yeni böyle bir değişikliğe gidiyor ama böyle marjinal değişikliğe gidiyor. Bunun ilk örneklerinden bir tanesi Nupto Sonradan Inferno'yu kaybettik. En sonunda Dust2'yi kaybetmiştik. Biliyorsunuz dust değişimi baya böyle bir e, hararetli olmuştu. Şimdi sırada Cobblestone var. Cobblestone e, belki kompetitif maçlarda siz ya da işte MM'de, matchmaking'de çok fazla oynamıyorsunuz. Ama e, profesyonel arenada çok fazla tercih edilen maplerden bir tanesiydi. İlk halini hatırlarsanız çok eee CT saydıttı kimse giremiyordu falan sonra değişiklikler yaptılar daha dengeli bir map geldi hani böyle yukarıya çıkması inmesi falan vardı onları kaldırdılar şimdi eee böyle bayağı radikal marjinal bir değişiklik geliyor gibi eee bunu şöyle anlayabilirsiniz bir kere hala aktif değişiklikler yapmaya devam ediyorlar oyun üzerine dolayısıyla bu güzel bir haber yani oyundaki değişiklikler oyuncuyu aktif tutacak işte pro rna'yı aktif tutacak değişiklikler yapıyorlar şimdi bakalım Space Soldiers'ın ee, şöyle geriye gelin. Bu arada HLTV'nin TV'nin bu istatistik sayfası bayağı e, başarılı, bayağı keyifli bir şey olmuş. Gördüğünüz gibi 141 kere Space Soldiers açık ara en çok oynadığı map şu anda Kabuston. Keşe e bakıyorum. Keşte 3. sırada en yüksek bir ratingimiz bir kere Keşte var. Keşe e dokunurlarsa Kabuston'un arkasından GG. Şimdi arada çok büyük farklar olmayabilir ama maç oynama sayılarından anlarsınız. Yani işte bakıyorsun 68-61 diyor dust ile ama Dust2'yi ne kadar oynamışsın işte ee, Cobblestone'ı ne kadar oynamışsın ve son zamanlarda neler yapmışsın onlara bakabiliriz. Bu genel bir istatistik veriyor. Şöyle söyleyeyim size Cobblestone'da yendiğimiz takımlar ve bunlar da skorları. Şuna bakıyor musun? Abi Gambit, North... Enmias, Hellraisers, Bidah North, üzerine Fanatik, üzerine Virtus Pro'yu 16'ya 4 yenmişiz. Gambit yani arka arkaya kazandığımız takımlara bak. Finalinde kaybettik Fanatik'e. Bir maç burada kaybımız var. G2'yi yenmişiz. Godsend'e almışız. BIG'yi almışız. Cloud9'ı almışız. Almadığımız takım yok. Yani şu anda bizim en güçlü maplerimizden bir tanesini kaybediyoruz. Tabii ki adaptı e, adapte olacaklar diye düşünüyorum. E, çok fazla da konuşulan bir değişiklik bu. E, biliyorsunuz işte önce takas banları geldi. Böyle bir bayağı hararet. Özellikle Türk e, komünitesinde bayağı bir hareket oldu. Şimdi bir de Cobblestone gidince e, bayağı baya enteresan olacak. Bu arada Last Pro'yu çok fazla soranlar var. Son tarihi açıklandı mı bilmiyorum ama erken seçimlere denk geliyor. E, büyük Büyük ihtimalde neredeyse %100 bir değişiklik olacak ee, Çok büyük bir arana orayı doldurmak isteyecekler Dolayısıyla hani biraz daha boş bir güne atmayı düşünebilirler Tabi bunlar için sadece onların düşünmesi yetmiyor Takımların ee, işte fix var, takımların otelleri var falan bir sürü böyle faktör var Dolayısıyla ee, nasıl bir ayarlama yapacaklarını bilmiyorum e, Ama ee, bence çok eğlenceli bir turnuva olacak Şunun da sözünü vereyim siz de yorumlarda söylersiniz benim aşağı yukarı çok fazla bütçem yok. 600-700 liralık bir bütçem olacak. o bütçenin içinden diyorum ki Blast Pro için bir şey yapalım. Çekiliş yapalım. Bilet çekilişi. Ama bana şey söyleyin. Bir tane VIP mi olsun? Atıyorum iki tane ikinci kategori mi olsun? Kategori fiyatlarını bilmiyorum. Yani atıyorum bir tane 600 liralık bilet mi olsun? İki tane 300 mi olsun? İşte dört tane 150 mi olsun yoksa 60'lıktan var 10 tane herkes mi gitsin bunları bir e, yorumlarda bir söylerseniz ona göre de çok yakın zamanda bir bilet çekilişi yapalım diye düşünüyorum. Çünkü CSG oynayan ve seven herkes için çok önemli bir turnuva olacak. Dolayısıyla kaçırmanızı istemiyorum. Elinizde olmayan fırsatlardan, e, imkanlardan dolayı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.